Cefalı'dayız. Cefalı, Sicilya'da çok güzel bir dağ eteğine kurulmuş olan şirin bir kasaba. Olmamıza rağmen çok ciddi bir kalabalık var. Çok fazla tur var burada. İnsanlar akın akın geliyor. Şimdi daracık daracık sokakları yürüyerek geziyoruz. Motorumuzu bir yere park ettik. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Uçsuz bucaksız kumsallarıyla meşhur, yaz aylarında ciddi anlamda turist geliyormuş buralara ve şimdi bile insanlar sahilleri doldurmuş. Ay çok güzel bunlar. Tatlım bak. Evet, bir tane alalım mı? Alalım bunlardan. Hangisinden alalım, bir bak bakayım. Şu sanki güzel gibi. Sicilya deyince tabii ki de Godfather bir numarada. Burası Sicilya'da en büyük kilise ve dini ibadet yeri olarak Normanlarca yapılmış doğumu. Fakat sonrasında daha büyükleri de yapılmış Messina'da ve Palermo'da. Ama bunun yeri ayrı çünkü çok zor şartlarda kayalıkların üzerine yapılmış, içinde freskleri meşhur olan bir kilise. Hadi gezelim. Süper ya. Ben de bu pozdan vereceğim. Ben uyaracağım o pozunu. Süper. İçerisi çok büyük, çok yüksekmiş. Bu dükkanda da granita satıyorlarmış. Granita da buzlu, içine çeşitli meyveler koyulan bir dondurma gibi bir şey. Bizim Adana'daki bıcı bıcı gibi. Bıcı 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 bıcı. İşte şu. Çeşitli seçenekleri bulunuyormuş. Burada da
Sicilya'nın gerçek granitası yapılıyormuş. Cefalo'nun haritasını görüyoruz. Burada marina var. Biz karavanı tam şuraya koyduk. Marina'nın duvarının kenarına. Ondan sonra motorla şu yoldan çıkıp şöyle gelip motoru şu uca koyduk. Sonra böyle dolaştık. Geldik şu ana yoldan şuraya geldik. Buraların bütün caddeler alışveriş merkezleri. Sicilya'da araba kiralama fiyatları. Peugeot 107, Fiat Panda gibi arabalar. Bir gün 90, iki gün 170, dört gün 300, yedi gün 450 euro. Fiat 500 gibi biraz daha büyükler. 100 eurodan başlıyor, 470 euroya kadar gidiyor. Fiat 500L'ler de 130 eurodan başlıyor, 550 euroya kadar gidiyor. Biraz fiyatlı. Güzel. Yani şimdi düşününce bizim karavan acayip karlı oluyor böyle düşününce. Bir yani, de motor var şu anda. İki de bisiklet var karavanda. Yani günlük demek ki kirası 200 euro, 250 euro arası oluyor. Evet. Karavanla gezmek her zaman mantıklı. Avantajlı, kesinlikle. Saat 1'i geçti, 1.30'a yaklaştı. Yavaş yavaş sokaklar boşalmaya başladı, sessizleşmeye başladı. Dükkanlar çünkü kapanıyor. Siesta time başlıyor. Şimdi biz de artık ya gideceğiz bir yere oturacağız ya bir şeyler atıştıracağız. Çünkü sadece kafeteryalar, restoranlar bu saatlerde genellikle açık. Hangi kezden alacağım? Şurada şey var, onları alacağım. Dört peynirli gibi, margarita gibi bir şey var. Burası zamanının çamaşırhanesiymiş. Su akıyor. Akan suyun önünde göletler yapmışlar. Önünde de yamuk taşlar var. Çamaşırları orada böyle artık külle mi sabunla mı temizliyorlar. Sonra da duruluyorlar aşağıda.
Dün akşamüstü geldiğimiz Cefalı'yı güzel gezdik. Hem gecesini hem gündüzünü yaşadık. Şimdi Palermo'ya doğru devam edeceğiz.